ne bileyim. Kemal Bey'i arayacağım deyince bir panik yaptı sanki. Müsaitler mi acaba? Evet, buyurun. Kemal Bey. Ohohoho, Kemal'cim. Merhaba. Hoş geldin, nerelerdesin ya? Buyur gel. Merhaba efendim. Afiyet olsun, lütfen bölmeyin. Hiç olur mu? Lütfen buyurun, birlikte kahvaltı edelim. Kemal Bey'e bir servis lütfen. Sağ ol, teşekkür ederim. Ya Kemal'cim, ben seni seyahatte zannediyordum. Sen yurt dışında değil miydin? Evet, öyleydim de. Bir iş için gelmiştim ama bu tatsız haberle karşılaştım. Ya işte ben de seni bu haberle ilgili arayayım diyordum ama... Biz sana karşı çok mahcubuz kardeşim. Vallahi azizim, ben de çok mahcubum. Yani benim kız yapmış bir saçmalık işte. Hatta utancından buraya benimle birlikte gelemedi. Anlamadım. Teşekkür ederim. Bunda utanılacak ne var ki? Yani bir yalana ortaklık etmiş. Yapmış bir çocukluk. Ne yalanı ya? Bu haberdeki kız benim kızım değil Necat'cığım. Yani bu kız Hayat Uzun diye birisiymiş. Benim kızın kimliğiyle sizin şirkette işe girmiş. Sahtekarlık mı yapmış? Yani benim kızın da suçu var tabii bunda. Kemal'cim, sen şu işi başından etraflı bir şekilde bir anlatır mısın lütfen? Yürü bakalım küçük hanım. Neredesin kızım sen? Dün geceden beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Ben Murat'la birlikteydim. Başım fena halde belada Bambi. O haberlerin başını açacağı olayları biliyorsun değil mi? Biliyorum. Müsteşar Bey bunu görürse çok fena olur her şey. Zaten öyle değil mi? Durun bakalım. Belki de bir şey görmeyecek. Ya baban ne amma kadercisin sen de ya. Belki de böylesi daha iyi oldu. Zaten eninde sonunda öğrenecekti. Şimdi değil. Daha öğrenmemesi lazım. Ya babaanne, bunun öğrenmemesi mi var? Ya bitti işte artık, her şey ortada. Buraya kadarmış Bambi. Onlar da önce abimle sen konuşsan daha iyi olur. Hayat'ı gördün mü? Görmedim Murat Bey.